Merhaba, bu videomuzda Amerikan tarzı bir ev modelleyeceğiz. Öncelikle referans olarak ybotumixamo.com adresinden fbx formatında t-pozda indirelim ve fbx olarak Blender'a import edelim. Sonra düzenli çalışmak amacıyla M tuşuna basıp Collection menüsüne referansı listeleyelim. Viewport'ta daha düzenli görünüm sağlamak için güçlendirme yapalım tırnak işareti tuşuna basıp yönlendirmeden üst görünüme geçelim. Shift ve A tuşuna basıp açılır menüden bir plane nesnesi ekleyelim. Bu plane nesnesinin wire olarak gözükmesini sağlayalım. Tab tuşu ile edit moda geçelim. Bir tuşuna basıp sadece noktaları seçelim ve G tuşuna iki kez basarak Y ekseninde sıfırıncı noktaya kadar çizgimizi çekelim. Sonra eksi Y ekseninde 0,2 değeri kadar uzatalım. Sonra göz kararı bir noktaya kadar planı G tuşu ile taşıyalım. G tuşu ile üst iki noktayı Y ekseninde ilerletelim. G tuşu ile alt iki noktayı Y ekseninde 2 metre kadar ilerletelim. Bunun için sırasıyla G, Y, 2 tuşlarına basalım. CTRL R ile bir kesit atıp bu kesiti iki kez G'ye basarak sıfırıncı noktaya çekelim ve tekrar sırasıyla G, Y tuşlarına basıp 0,2 değerini girelim. Çizgileri seçmek için iki tuşuna basıp seçelim. Orta çizgiden seçimi kaldırmak için CTRL tuşu ve mouse sol tık ile sürükleme yapalım. Çizgileri E tuşuna basıp enine kesit oluşturalım. Sırasıyla E, X ve 14'ü tuşlayalım. 0,2 değerinde tekrar extrude işlemi yapalım. Sadece çizgileri seçip sağ tık ve I tuşu ile çizgileri birleştirelim. CTRL R ile kesit atıp göz kararı ya da planlı şekilde çizgilerimizi ilerletelim. Burada oda planlaması yapıyoruz. Odalarımızın iç duvarlarını da 0,2 değeri ile hazırlıyoruz. Burada yapıştırma özelliğini kullanarak aynı düzlemde olmaları için çizgileri ayarlıyoruz. Bir çizginin aynı düzleme gelmesini G tuşu ve CTRL tuşu ile sağlıyoruz. Eğer düzlemde kayma yaşanırsa sırasıyla G, hangi eksen ise X, Y, Z ve CTRL tuşuna basın. İlerlemenizi ara ara kaydetmekte fayda var. Bunun için CTRL S tuşuna basıp Save seçeneğini seçelim. Tırnak işareti tuşuna basıp üst görünüme geçelim ve düzenlemeye devam edelim. İlk odamızı oluşturuyoruz. Duvar çizgimizi seçip E tuşu ve Y tuşu ile Y ekseninde ekstrud işlemi yapalım. E tuşu ve Y tuşuna basıp 0,2 değerini girelim. CTRL R tuşu ile kesitler oluşturarak, iç duvarımızı dış duvarımız ile birleştirerek ilk odamızın planını tamamlayalım. Çizgileri aynı hizaya getirmek için G tuşu ve CTRL tuşu ile getirmek istediğimiz hizadaki noktaya ya da çizgiye basalım. Sağ tık ve I tuşu ile çizgileri birleştirelim. Yeni odamızı yapmak için aynı işlemleri tekrar edelim. Ben arka planda bu işlemleri yaparken sizlere kısa bilgiler söyleyeyim. Kısa yol tuşlarını kullanarak daha hızlı ve pratik işlemler yapabilirsiniz. Nedir bu kısa yollar? Shift A tuşu ile yeni obje oluşturma listesini açabilirsiniz. E tuşu ve eksen harfi X, Y, Z ile seçtiğiniz noktayı, çizgiyi, yüzeyi ek olarak uzatırsınız. Yani extrude işlemi uygularsınız. G tuşu ile seçilen yüzeyi, çizgiyi veya noktayı taşıma işlemi yaparsınız. Sağ tık ve I tuşu ile aynı çizgileri birleştirirsiniz. Ancak bu işlemi yapabilmek için Edit, Prefenses, Adon sekmesinden Loop Tools eklentisini aratarak Blender'a ekleyiniz. Aynı şekilde sağ tık ve B tuşuna basarak iki yüzey arasında köprü oluşturursunuz yani iki yüzeyi bağlarsınız. Eğer ekstrud edeceğiniz bölüm ile bir başka bölümün aynı hizada olmasını isterseniz E tuşuna ardından CTRL tuşuna ve mouse ile aynı hizada bulunmasını istediğiniz noktanın üzerine gelmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi arka planda aynı işlemleri tekrar edip duruyorum. O yüzden boğaları biraz hızlandıralım ki sıkılmayınız. kaba taslak planımızı oluşturduk. Şimdi Shift A tuşuna basıp bir küp nesnesi oluşturalım. Bu küp nesnemizi CTRL ile hizalamak istediğimiz noktanın üzerine gelip nesneyi hizalayalım. Planımızı oluşturduğumuz için plan üzerinde hizalama ve diğer işlemlerimize devam edelim. Yüzey seçim modunda yüzeylerimizi E tuşu ile extrude edelim. Seçim modlarını yukarı sol köşeden de ayarlayabilirsiniz, 3 tuşuna basarak da ayarlayabilirsiniz. 1 tuşu ile noktaları, 2 tuşu ile çizgileri, 3 tuşu ile yüzeyleri seçebilirsiniz. Arka planda yine en başta yaptığım işlemleri devam ettiriyorum. Burada Loop Tools eklentisini kullanarak iki yüzeyi seçip CTRL B tuşu ile birleştiriyorum. Yine E tuşu ve CTRL tuşları ile hizalı bir şekilde yüzeyleri uzatıyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı işlemleri ve aynı kısa yolları kullanarak işlemlerimi tekrar ediyorum. Alt Z tuşu ile şeffaf moda geçip arka plan ile ön plandaki aynı noktaları seçiyorum ve modelimi 3 metre uzunluğuna olacak şekilde G, Z ve 1 tuşuna basıyorum. Çünkü modelim zaten 2 metre boyutunda. Buradaki metrik değerleri kendiniz de girebilirsiniz. Ben daha önceki bir oyun projemde deneme yanılma yoluyla standart bir metrik düzeni kafamda oluşturdum. Buna göre duvarların genişlikleri 0,2 değerinde, uzunlukları ise 2 metreden az olmamalı. Az sonra oluşturacağımız kapı, pencere ve diğer modeller için yeterli boşluğa ve alana ihtiyacımız bulunmakta. Buradaki metrik ölçütler ile gerçek hayattaki metrik ölçütler birbiriyle uyumludur. Dilerseniz AutoCAD ile yaptığınız projeleri de eklentiler aracılığı ile buraya aktarıp işlemler yapabilirsiniz. Ancak ben mimar olmadığım için mimari konuda alanında uzman kişilerin eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Ben sadece oyunlar ve çeşitli VFX çalışmaları için modeller üretiyorum. Buradaki tasarımımda gerçek hayattaki herhangi bir plan üzerinde çalışmadığım için kafamda bir proje kurguluyorum ve o anlık yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden aralarda duraklamalar gerçekleşebiliyor. Şimdi planımı biraz geliştiriyorum, bir balkon ve bir garaj ekleme düşüncesine kapılıyorum ve baştaki işlemlerimi tekrar ederek yeni eklemeler yapıyorum. Eklemelerimi önce plan üzerinde sonra model üzerinde yapıyorum. Hatırlatma, E tuşu ile çizgiyi 0,2 değerinde extrude yapıyorum. Birleştirmek istediğim iki çizgiyi sağ tık ve I tuşu ile birleştiriyorum ve yeni bir yüzey oluşturmuş oluyorum. Çizgiyi seçip E tuşu ve X tuşuna basarak X ekseninde yeni bir yüzey oluşturuyorum. Burası benim garajım olacak, o yüzden burayı biraz büyük yapmak istiyorum. Burada CTRL tuşunu kullanmadan alttaki çizgiyle bu çizgiyi aynı düzlemde hizalıyorum. Çünkü alttaki çizgiyi 6 metre uzunluğunda yaptığımı biliyorum. O halde buradaki çizgiyi de 6 metre uzunluğunda yapmalıyım. Yani çizgiyi seçip E tuşuna, X tuşuna ve 6 tuşuna basıyorum sonra duvar birleşimi için 0,2 değerinde tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çizgi iç kısıma doğru ilerledi. Peki bunu nasıl dışarı çıkarabilirim? Bunun için herhangi bir yere tıklamadan numpad'de bulunan eksi tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ardından önceki işlemlerimi tekrarlayarak devam ediyorum. Aralarında bağlantı olmadan iki farklı yüzeyi, noktayı, çizgiyi seçmek için Shift ve Sol tık tuşlarına basmalısınız. Ancak bağlantılı bir noktayı seçmek isterseniz, CTRL tuşunu kullanabilirsiniz. Burada projede bir merdiven oluşturmak istiyorum. O yüzden az sonra objelerimi seçip 0,5 değerinde z ekseninde yukarı doğru kaydıracağım. Gördüğünüz gibi şu ana kadar ilk baştan bu yana kullandığım kısa yollar ile ilerliyorum. Farklı bir tuş kullanmadım. Şu anda zeminimi oluşturuyorum ve bu zemini içerideki oda sayısı kadar bölüyorum. İleride odaların zeminlerini seçerek her birini ayrı materyal olarak ayarlayacağım. Planıma giriş merdiveni için küçük bir düz alan eklemek istediğimden dolayı CTRL R tuşları ile orta kesitler atıyorum. Burada referansımı getirip nasıl durur diye denemeler yapıyorum. Bu referansın yükseklik boyutu 1,80 cm, en olarak ise 0,60 cm. Şimdi yeni bir şeyler yapmalıyım. Zemine küçük bir çıkıntı eklemek için kesit atıyorum ve hizalıyorum. Küçük çıkıntıyı oluşturmak için yüzey seçim modunda olduğumdan emin oluyorum 3 tuşuna basıyorum. Ardından alt tuşu ile beraber seçmek istediğim yüzey grubunun köşesinde ya da içinde bulunan bir çizgiye tıklıyorum. Alt Z ile şeffaf moda geçiyorum ve çıkıntı olmasını istemediğim yüzeyi CTRL tuşu ile seçimden kaldırıyorum. Önce E tuşuna basıp bırakıyorum. Sonra Alt S tuşu ile mouse'u hareket ederek çıkıntıyı biraz şişiriyorum. Şişirdiğim bu çıkıntının aynı ölçeklerde şişmesi için Offset even seçeneğini işlem sonunda tıklıyorum. Shift D ile seçtiğim yüzeyin bağlantısız bir kopyasını çıkarıyorum. Bu kopyayı G ve eksen tuşu yani X, Y, Z ile ilerletiyorum ve garajın bitim noktasına yerleştiriyorum. Yüzeyin yüksekliğini ana bina yüksekliğinde hizalıyorum CTRL ve hizalamak istediğim noktanın üzerine mouse ile geliyorum. Garaj ana binadan farklı olacağı için orayı ayrıca yapıyorum. Alt Z ile şeffaf moda geçiyorum ve içeride kalan çakışmış yüzeyleri X tuşu ile silip temizliyorum ki yüzey karmaşası olmasın. Görüntü bozulmasın. Burada küçük bir yuvarlaklık vermek için alt Z ile şeffaf moda geçip seçtiğim noktaları G tuşu ile birazcık içeri doğru taşıyorum. Noktaların düzenli durması için G tuşu ile hizalıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus bakış açısıdır. Yani ben şu an üst konumdan baktığım için noktalar sadece sağ sola hareket edebilir. Aşağı doğru hareket edemez. Ancak 3D görünümde G tuşuna basıp noktaları hareket ettirmeye kalkarsak noktalar X, Y ve Z eksenlerinde hareket eder. Yüzeylerimizin kare olması gerekli bunun için bir yüzeyin dört tane nokta ile ya da birbirine eş değer noktalar ile oluşması lazım. Ancak bazen istisnalar olabilir. Örneğin bir modeli hazırlayıp bitirdikten ve renklendirmesini yaptıktan sonra modeli edit modda açıp tüm yüzeyleri seçip CTRL T ile üçgen hale getirebilirsiniz. Peki bu işlemin yararı nedir? Oyunlarda kullanacağınız modelleri bu şekilde üçgen yaparsanız parçalama efekti ekleyeceğiniz modeller daha detaylı ve daha gerçekçi şekilde parçalanır. Unreal Engine oyun motorunda bu işlemi nanit olarak yaparsınız. Model detaylı ve güzel görünür. Burada balkonumuz için bir korkuluk hazırlayalım. Bu korkuluğu farklı bir obje olarak hazırlıyoruz. En başta yaptığım işlemleri tekrar ederek aşamalara devam ediyorum. Korkuluğun yüksekliğinin karakterimizin bel hizasında ya da biraz altında olmasına dikkat edelim. Korkuluk tam köşede değil, biraz içeride olmalı, 0,5 santim uygun olabilir. Burada mezura, yani cetvel ayarını açıp, çizginin boyutunu öğreniyorum ki ona göre davranayım. Mezura ayarını açarken dikkatli olun. Çok karmaşık modellerde yazılar iç içe girip performansı etkileyebilir. O yüzden karmaşık tasarımlarda mezura ayarını modelin yakınlarında açın, görüş alanını büyütürken kapatın. Plana uygun şekilde korkuluğu hizalayıp şekillendiriyorum. Burada bir giriş alanı yapacağım için yüzeyi seçip Shift D tuşu ile kopyalıyorum ve G ile Y ekseninde CTRL tuşuna basarak binaya hizalıyorum. Burada uzunluk ayarlarken G, Y ve 2 tuşuna sırasıyla basıyorum. Model istediğimden ters yöne gidince hemen eksi tuşuna basıp diğer yöne geçmesini sağlıyorum. Korkuluğun da zemin gibi yumuşaklığı olmasını istediğim için G ile noktaları hizalıyorum. Korkuluğun destek kısımlarını oluşturmak için karakterim ile ölçüleme yapıyorum. S tuşu ile modeli edit modda küçültüyorum. Küçük bir detay verelim. Modelin küçültme işlemlerini edit modda yapmak gereklidir ki model ölçütleri kayıt edilsin. Obje modunda iken modeli küçültürseniz 2 metre yine 2 metre olarak kalır. Bu durumu gidermek için Ctrl A tuşuna tıklayıp Apply All seçeneğine tıklamalısınız. Ancak edit modda bir modeli küçültürseniz metrik değerleri de küçülür. Burada tüm yüzeyleri A tuşu ile seçiyorum ve S tuşuna basıp küçültmek istediğim eksenin harf tuşuna basıyorum ve mouse'u hareket ettiriyorum. Alt Z ile şeffaf moda geçerek modelin taban yüzeyini seçip zemin ile CTRL tuşuna basıp mouse'u zemine götürerek hizalıyorum. Obje moduna yine tab tuşuna basarak geçiyorum ve üstteki korkuluğu alt tarafa da kopyalıyorum. Shift D tuşuna basarak kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Peki neden kopyalama işlemini obje modunda iken yapıyorum? Bir objenin büyüklüğü tekstüre kalitesini etkilemektedir. Her bilgisayar 4K grafikleri karşılamayacağı için küçük modeller yapıp bu modelleri çoğaltarak tekstüre kalitesini yüksekte tutabilirsiniz. Az sonra demek istediğimi anlayacaksınız. Burada korkuluk için küçük bir yumuşaklık eklemek istiyorum ki görüntüsü güzel görünsün. Bunun için bevel modifier kullanıyorum. Şimdi ilk materyalimizi adlandırıyoruz. Ben modeli ürettiğim tarihi baz alarak modeli adlandırıyorum ki kolayca bulabileyim. Modelin materyalini detaylı ve İngilizce olarak adlandırmanız daha kullanışlı olacaktır. Çünkü modelinizi satmak isterseniz materyalleri İngilizce olarak adlandırmanız yararınıza olur. Şimdi modelimizi renklendirmek için yüzeylerimizin tamamını A tuşu ile seçiyoruz. Ardından U tuşuna ve S tuşuna basıyoruz, akıllı UVM işlemini yapıyoruz. Sonra tekstul eklentisine gelip bu eklentiyi ücretsiz edinebilirsiniz. Checker Map seçeneğine tıklayıp kontrolümüzü yapıyoruz. Bunun bize yararı kullanacağımız teksturun kalitesini belirlemesi oluyor. Buradaki detaylar şu şekilde. Solda görmüş olduğunuz ekrandaki hizalamalardan dışarı çıkmayın ki oyun motorunda o hizalama dışına çıkan kısımlar eklenmez. UV sekmesinden pak UV seçeneğini ben hızlı erişime eklemiştim, o yüzden Q cool tuşuna basıp direkt seçiyorum. Bu özellik UV'yi paketleyip düzenliyor. Dışa çıkan UV sadece blender içinde işinize yarar. Görüntüde görünen her siyah ve beyaz kareler küçük olmalı ki ekleyeceğiniz tekstur kaliteli gözüksün. Şimdi eğer ben modeli edit modda çoğaltsaydım UV'si büyüyecek ve görüntüsü kötüleşecekti, o yüzden obje modunda modeli çoğaltıyorum ki UV'si kötü durmasın. Aslında oyun için oluşturulan modeller hep bu şekilde parça parça mantığıyla yapılır sonra puzzle gibi birleştirilip büyük model oluşturulur. Ben bu işlemi oyun motorunda yapmadan Blender'da hazırlıyorum ve oyun motoruna attığım zaman direkt hazır bir şekilde gelmiş oluyor. Dikkat! Objelerinizi oyun motoruna atmadan önce birleştirmeyin, ayrı bir şekilde atın ve oyun motorunda birleştirin. Burada korkuluğumuzun destek kısımlarını biraz şekilli yapmak istiyorum ve şekillendiriyorum. S tuşuna basıp çizgilerimi küçültüyorum. G tuşuna basıp çizgilerimin yerini ayarlıyorum. S tuşuna basıp çizgilerimi büyütüyorum. alt tuşu ve sol tık ile çizgilerimi seçip CTRL-B tuşu ile hızlıca Bevel Modifier uygulamış oluyorum. Dikkat! Görmüş olduğunuz siyah ve beyaz kareler aynı damalı yüzey gibi olmalı yani eşit ve düzenli dağılmalı ben burada çok detaylı çalışmadım olduğu gibi bıraktım. Sağ tık ile açılan menüden modelin merkez noktasını modelin merkezine taşıyorum. Dikkat. Burada obje modunda bir objeyi kopyalıyorum ve x ekseninde G tuşu ile hareket ettiriyorum. Bu işlemi her defasında yapmamak için Shift R tuşuna basıyorum. Dikkat. Shift R tuşu bir önceki yaptığınız işlemi tekrarlama tuşudur. Burada ufak tefek ayarlamalar ve hizalamalar yapıyorum. O yüzden bir başka konuya değinelim. Benim kullandığım bazı araçlar sizde gözükmeyebilir. Benim kullandığım addonların ekran görüntüsünü paylaştım. Bunları aktif hale getirip deneyiniz. Bu eklentilerin her biri farklı bir amaç içindir. O yüzden açıklamalarını okuyup sizin kullanmayacağınız eklentileri pasif duruma getirebilirsiniz. Eklentiler 4.2.0 ile Get Attention başlığı altında toplandı. Buradan aratma yaparak eklentileri aktifleştirebilirsiniz. Buna nasıl ulaşacağınızı küçük bir ekran kaydı ile anlatmak istedim. Buradan sonrasında en baştan beri yaptığım işlemleri tekrar ederek projeye devam ediyorum. O yüzden buradan sonrasını sıkılmamanız için yeni bir şeyler olana kadar hızlandıracağım. Düzenli çalışmak için balkon bölümündeki tüm objeleri seçip M tuşuna basarak balkon koleksiyonunu oluşturuyorum ve hepsini oraya aktarıyorum. Dikkat! Burada Face Orientation seçeneğinden objelerin düzgün olup olmadığını kontrol ediyorum. Düzgün olmayan yüzeyleri seçip Shift N tuşu ile düzeltiyorum. Peki bu Face Orientation nedir? Yüzeyin iç ve dış kısmının kodlandığı yerdir. Oyun motorunda kırmızı olarak renklendirilen yüzeyler gözükmezler, bunun için salt olarak gördüğümüz tüm nesneler mavi renk gözükmelidir. Salt olarak görmeniz gereken tüm nesneler mavi renk gözükmelidir. Dipnot. Gözden kaçan kısımları Unreal Engine oyun motorunda tekrar düzenlemeniz mümkündür. Buradan sonrası yine obje ekleme ve düzenleme mantığıyla devam etmektedir. Dikkat Gördüğünüz üzere yine tek bir objenin usini çıkarıyorum ve o objeyi obje modunda çoğaltarak kalan işime devam ediyorum. Sıra pencereleri modellemekte. Şimdi karakterimi seçip ÖÖ tuşuna basıyorum ve sadece karakterime odaklanıyorum. Yeni bir nesne oluşturarak pencerem için tasarıma başlıyorum. Alt G tuşuna basarak karakterimi merkeze taşıyorum. Standart küp objesi 2 metre boyutunda olur o yüzden G, Z, 1 tuşuna basarsam model tam merkeze yükselir. Pencereyi karakterin diz kapaklarında veya üst kısmına çıkarabilirsiniz. Yine aynı işlemlerle pencereyi modelliyorum. Dikkat! Yüzeyleri seçip I tuşuna bir kez basarsanız yüzeyler, iç kesimde küçülüp yeni yüzey oluşturur. Ancak I tuşuna üst üste basarsanız seçilen her yüzey kendi içinde küçülür. Çok yüzeyde Bridge Edge Loop özelliğini kullanırken, sağ tık, B, özelliğini kullanırken Loop Pires özelliğini seçtiğinizden emin olunuz. pencerem için bir kol tasarlamam gerekli. Shift A'ya basıp bir silindir objesi üretiyorum. Bu silindir objesini R, X, 90 tuşlarını sırasıyla tuşlayarak 90 derece döndürüyorum. Objenin birleşim noktasında kalan yüzeyini siliyorum ki sorun çıkarmasın. Sonra hafif içe eğim vererek duruşunu güzelleştiriyorum. I tuşuna bir kez basarak, objenin iç yüzeyinde yeni bir yüzey oluşturuyorum. Sonra tekrar I tuşuna basarak bir yüzey daha oluşturup bunu biraz küçültüyorum ve Y ekseninde, G, Y tuşuna basarak biraz içeri doğru eğim veriyorum. Sonra E tuşuna basarak, yüzeyi biraz dışarı doğru çıkartıyorum. Bu yüzeyi 90 derece döndürmeliyim bunun için en köşede bulunan noktayı seçip Shift-S tuşuna basıp Kuru Sortu Selected seçeneğine tıklıyorum. Ardından spin seçeneğine tıklayarak yüzeyi 90 derecelik açı ile döndürüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken orta köşede Z ekseninin seçili olması. Çünkü biz dik konumdan döndürme işlemi yapacağız. Yatay konumdan döndürme işlemi yapsa idik X ya da Y eksenlerini seçmeliydik. birleşmemiş yüzey olmaması için çizgileri alt tuşu ile seçip CTRL F tuşuna basıp grid fill seçeneğine tıklıyorum. Aynı düzlem hizalaması yapıyorum ki kolay düzenleyebileyim. CTRL R ve 2 tuşuna basıp iki kesit atıyorum. Bu kesitleri yumuşatmak için CTRL B tuşuna basıp yumuşatıyorum. Pencerelerin modellemesini bitirdikten sonra pencerelerimizi odalarımıza göre hizalıyorum ve kesitler atarak pencere boşlukları oluşturuyorum. Pencere kesitlerini oluşturduktan sonra yüzeyleri seçerek CTRL+B tuşu ile köprüleme yapıyorum. zeminde her oda duvarı için kesitler ekleyerek bu kesitleri odalara göre hizalıyorum. Bunun nedeni her odanın zeminine ayrı bir materyal atayacağımdandır. Buraya kadar hep aynı işlemleri yaparak geldik. Şimdi merdiven için korkuluk tasarımı yapacağız ve ben istiyorum ki objemi ben sağ tarafta tasarlarken, aynısı sol tarafta da olsun bunun için Modify sekmesinden Mirror Modifier'ı ekliyorum ve referans olarak tam ortada bulunan objemi işaretliyorum. Ancak ortadaki objeyi düzgün referans alamıyor, bunun nedeni referans olmasını istediğim objenin merkez noktasının doğru konumda olmaması. Bunu hemen düzeltiyorum. Ortadaki objemi seçip sağ tık, Set Origin, Origin to Geometry seçeneğine tıklıyorum ve diyorum ki aynaladığım o ben birleşik olsun bunun için mirror modifier'dan clipping seçeneğini aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı işlemleri ve aynı kısa yolları kullanarak buraya kadar geldik. Bu videodan sonraki videoda kapılarımızı ve çeşitli objelerimizi yapacağız. Ancak tekstürleme aşamasını işlemeyeceğiz çünkü kullandığım program Quixel Mixer programı ve o programda henüz anlatacak kadar güçlü bir bilgi birikimine sahip değilim. Eğer Substance Painter programını kullanıyorsanız bunun için mevcut birçok ders bulunmakta. Blender'ı öğrenmenin en kolay yolu başka eğitimcilerin videolarında yaptıklarını taklit ederek çalışmalar yapmaktır. Öncelikle eğitimci nasıl yapıyorsa, aynısını yapın sonra kendi tasarımlarınızı oluşturmaya başlarsınız. Blender programı sadece modelleme ile sınırlı değil. Nodlar kısmı bulunur ve bu kısım biraz kodlama ve profesyonellik ister. Aynı zamanda VFX, animasyon ve daha birçok alanda Blender ihtiyacınızı giderecek güçte bir programdır. Kısa yollar ve daha birçok konuda gelişmek isterseniz Blender Scratch kanalına göz atabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve sizlere biraz da olsa katkıda bulunabilmişsem ne mutlu bana. İleride daha karmaşık modelleri ders şeklinde yüklemeyi düşünüyorum. Aynı zamanda umarım katıl özelliği açılırsa katıla özel yaptığım modellerin ücretsiz indirilmesini sağlamaya çalışacağım. Şu an için modellerimin satışı yoktur. Modellerimi geliştirme aşamasında olduğum bir oyun için hazırlıyorum. Son olarak teşekkürlerimi sunarım ve önerileriniz varsa yorumlarda bana belirtmenizi beklerim. Ek olarak bu video Microsoft Clipchamp düzenleme aracı ile yapay zeka seslendirme kullanarak hazırlanmıştır. Bu güzel uygulamayı ücretsiz bir şekilde sunan Microsoft'a teşekkürlerimi sunarım. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim. Dikkat. Unutmayın ki tasarlayacağınız şeyler sadece hayal gücünüzle sınırlıdır.